Beylikdüzü Klasik 24 Ağustos Pazartesi akşamı West Marina'da yapılan konserle başladı. Yıldızlar altında deniz kokusu ve dalga seslerinin karıştığı konsere ilgi büyüktü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konseri izleyenler arasındaydı. Başkan İmamoğlu, Beylikdüzü'nün gelecekte klasik müzik festivaliyle anılacağı bir ilçe olacağı müjdesini verdi. Geçen sene barış ve sevgi buluşmalarının ilk adımını atmıştık. Bu ilkleri ilçemizde başlatmanın da onurunu yaşıyoruz. Çok ince düşünmeye çalışıyoruz. Sağlıklı adımlar olsun istiyoruz. Klasik müzik dünyanın aslında müzik tarihinin en önde, en fazla dinlenilen ve takip edilen kısmı diyebiliriz. Hani anayasası gibi duruyor aslında. Bu bakımdan Beylikdüzü'nde de halkımızın her türlü kaliteli ve nitelikli sanat sunumlarına duyduğu ilginin de farkındayız. Beylikdüzü Klasiği geçen sene düşünmüştük ama yetiştiremedik. Bu sene de yazın sonuna koyduk programımızı ama inşallah seneye yazın başlangıcını Beylikdüzü Klasik'le yapacağız. Sonunda barış ve sevgi buluşmalarıyla devam edeceğiz. Umuyorum çok güzel bir başlangıç olsun. Klasik müzik severleri ilerleyen yıllarda sadece Beylikdüzü halkını değil, bana göre İstanbul'dan, hatta Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden biz bu programı gidelim, yerinde izleyelim, şu sanatçıyı kaçırmayalım, mutlaka o tarihlerde Beylikdüzü'nde olalım programını yapacakları bir müzik festivaline dönüşsün. Dudak büküyorsun, yoksa çık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Şehrin bu tarafında, yani kuzeyinde maalesef bu tür kültür üretilen ve kültür tüketilen yerlerin olmadığından hareketle Beylikdüzü Belediye Başkanımızın öncülüğünde, onun fikir öncülüğünde böyle bir klasik müzik günleri düzenlemeye karar verdik. Amaç Beylikdüzü halkını klasik müzikle ve klasik müziğe bağlı olan diğer performanslarla ilerleyen yıllarda daha kolay buluşmasını, onunla örtüşmesini, işte genç neslin kulağına biraz klasik müzik duyurabilmeyi, klasik müzik zevki ve tadı yaratabilmeyi amaçlıyor bu konserler. Umarım bundan sonraki yıllarda daha da genişleyerek devam edecek. Özellikle farklı bir etkinlik olduğu için gelmek istedim. 10 yaşında kızım var. Klasik müzikle iç içe olsun, böyle bir ortamda sevsin diye özellikle istedim. Ve çok mutluyum böyle bir etkinliğin olduğuna. Hani Beylikdüzü hep şehirden uzak bir yer gibi görülür ama aslında bu kadar önemli etkinliklerine Beylikdüzü'nde yapılabiliyor olması aslında bir yandan hani Beylikdüzü'nde İstanbul'un önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Önemli bir şey bence. Bence çok başarılı bir organizasyon. Hani her şey dört dörtlük gözüküyor. Ben aslında Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a taşınmama rağmen bu organizasyonlarda bulunmak gerçekten çok güzel, bayağı etkileyici. Yakamoza Şarkılar Konseri'nde Türkiye'nin en önemli baritonlarından Eralp Kıyıcı ve yeni kuşağın performanslarıyla göz dolduran sopranosu Aslı Akar vardı. Solistlerin performansına piyanist Duygu İnandık eşlik etti. Beylikdüzü Klasik 26 Ağustos Çarşamba saat 21'de Koruda Klasik, 28 Ağustos Cuma saat 20.30'da Meydanda Klasik etkinlikleriyle devam edecek.